Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeftali ve nektarin bahçemizin içerisindeyiz. Ne yapacağız? Bugünkü videomuzda sizlere ne anlatacağız? Bu anlatmış olduğumuz bilgiler zaten aşırı bir şekilde izlenmeyecek. Aşırı bir talep yok. Yaşamış olduğumuz edinmiş olduğumuz tecrübeleri aktaracağız. Bu fidanlarımızı dikmemizin üzerinden yaklaşık şöyle bir 1-1,5 bir, bir yıl gibi bir zaman geçti. Bazılarının üzerinden bazıları dikileli ortalama bir 8 ay gibi bir zaman geçti. Bu zaman zarfında yapmış olduğumuz hatalar var. Bu hatalardan çıkarmış olduğumuz dersler var. Bunun neticesinde bunun bize bir kulağımıza küpe olması, bizim bu yaşadıklarımızı çok çabuk unutmamamız için hem kendimize hatırlatıcı bir video hem de kazara veyahut da bilerek bu video denk gelen kişilerin faydasına olabilecek ve hatta bunu da uygulayabilirim. Bu da benim mantığıma yatıyor diyebileceği bir bilgi varsa onları sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugünkü bu videomuzun ismi şu olacak. Şeftali fidanları en hızlı şekilde nasıl büyütülür? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Nelerin bilinmesi gerekiyor? Şimdi dostlarım bakın şurada şu görmüş olduğunuz yerde 3 sıra 1, 2, 3 sıra bizim buradaki şeftali ve nektarinlerimiz sonradan dikildi. İstediğimiz gelişme, istediğimiz atak bir türlü sağlanamadı. Burada yapmış olduğumuz birinci hata şu. Eğer ki siz gerçekten bu şeftaliyi bir an önce büyütmek istiyorsanız, bakımını da güzel yapacaksanız şunu birinci madde olarak yazıyoruz. Bu şeftali fidanları haftada bir ilaçlanacak dostlarım. Şimdi biz dedik ki haftada bir ilaçlanmaz. 15 güne bir ilaçladık. Bunun neticesinde böcekten bir türlü kurtaramadık. Eğer ki şeftali fidanlarınızda böcek geliyorsa, böcekle mücadelede sıkıntı yaşıyorsanız, böcek bu fidanların, bu böcek dediğim sinektir, böcektir her türlü yani fark etmez, fidanların gelişimini, sürgün yapmasını engelliyor. Bunu bileceğiz. O yüzden bu işin rajonu bizim burası Mersin, Tarsus bölgesi için konuşuyorum. Haftada bir ilaçlama yapmanız gerekiyor. Hangi ilaçlama yapacağınızı ziraatçınızla görüşün. Zaten fidan zaten herhangi bir meyve sorunu yok. Buradaki amaç fidanın üzerine böceğin gelmesini engellemek, fidanın çalışmasını sağlamak. 7 güne bir ilaçlama yapmazsanız dostlarım ve içerisinde böcek çok fazla olursa o fidan gelişmiyor, gelişmeyecek. Bunu bir olarak birinci madde olarak yazalım. İkinci maddeye geleceğiz. İkinci maddemiz sulama dostlarım. Şimdi burada bu şeftali fidanında özellikle diğer fidanlarda belki biraz daha farklı olabilir. Şeftali fidanında sulama işlemine çok dikkat etmemiz gerekiyor. 1. sıcakta sulama yapmayacağız. Tam güneşin tepeye çıktığı vakitlerde sulama yapmayacağız. Buharlaşmanın fazla olduğu vakitlerde sulama yapmayacağız. Sulamayı ne zaman yapacağız dostlarım? Sulama işlemimizi akşam ikindinden sonra. Yani güzel şöyle, şöyle güneş batmaya başladıktan sonra sulamamızı yapacağız. Hatta ve hatta imkanımız varsa gece sulayacağız gece sulamamızı yapacağız ve bu şekilde buharlaşma az olacak. Aynı zamanda sulamadan maksimum verim elde edeceğiz. Burası önemli. Maksimum verim elde edeceğiz. Sulama işleminde dikkat edeceğimiz diğer bir nokta dostlarım. Şeftali fidanları aşırı suyu sevmez. Kararınca sulanmayı sever. Burada kararınca istediği kadar sulama yapmamız gerekiyor. Peki ne kadar olacak? Yani ortalama şöyle tabi bahçenin büyüklüğüne göre bu miktarlar değişebilir ortalama 3 saat 4 saat olacak şekilde suyun içerisinde kalmayacak, gömülmeyecek, etrafı çamur olmayacak şekilde. Bunu artık kendiniz gözle kontrol yöntemini yapıp kendiniz bunun işlemini kendiniz gerçekleştirip bakacaksınız. Kontrolünü yapıp ona göre kararını siz vereceksiniz dostlarım. Peki bunun dışında üçüncü maddemiz ne? 3. maddemiz de dostlarım gübreleme, vitamin ve mineral açısından destekleme. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu konuya değinelim. Bu konuda şu şekilde. Şimdi biz bu fidanların öncelikle diktiğimiz zaman köklendiricisini vereceksiniz. Bakın burası önemli. Biz bazı fidanlarda köklendiriciyi vermedik. Onun rezilliğini yaşadık, onun sıkıntısını yaşadık. O köklendiricinin bu fidana verilmesi gerekiyor dikildiği anda. Çok aşırı bir gübreleme yapmayın. Bakın bizim kanalı takip edenler daha önceki videolarımızdan biliyordur zaten. Çok aşırı bir gübreleme ilk diktiğimizde yapmadık. Sonradan o köklendiriciyi verip ardından işlemlerimize şöyle fidanımız biraz köklenip birazcık böyle köklendikten sonra toprağa yayıldıktan sonra asıl vitamin ve mineral desteklemesini yaptık. Şimdi köklendiriciyi verdiniz. Güzelce bakıyorsunuz. Bunun dışında 3 madde saydık. Şu an 4. maddeye geçiyorum. 4. maddemiz şu. Bu fidanların sulandıktan sonra kaysak deriz. Böyle dibi böyle şey olur. Su, su, su gören böyle dibinin kısmı bakın şurası dümdüz olur böyle hava almayacak şekilde biz şu anda görmüş olduğunuz gibi bunu kazma yardımıyla güzelce yumuşatma işlemini gerçekleştirdik toprağı yumuşattık bizim burada bu kaysak olarak adlandırılır böyle dibi dümdüz olur havalanmaz yani kök gelişiminin kökün yayılmasını engelleyebilir hem bu şekilde fidanların arasında çıkan bakın şu ara, ara kısmında çıkan yerlerdeki otlarımızı keseceğiz kazma yardımıyla Ot ilacı kullanıyor olabilirsiniz. Yeri çok büyük olanlar mecburen ot ilacı kullanıyor. Eğer ki ot ilacı kullanmama şansınız varsa kesinlikle kullanmayın. Biz kullanmamaya çalışıyoruz dostlarım. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Kazma yardımıyla bu şekilde. Eğer ki otlar büyümeden güzelce her hafta böyle ufak ufak minimal minimal çalışmalar yaparsak onun da hiç zorlanmadan işlemini yapabilirsiniz. Artı buradaki otları temizledikten sonra şu dip kısmını da şöyle güzelce çok derine vurmadan şöyle güzelce toprağını biraz yumuşatıyoruz ve bu şekilde köklerin daha güzel yap yayılmasını, gelişmesini sağlamak amacıyla. Şu an burada bu videoda görmüş olduğunuz fidanlar bizim hata yapmış olduğumuz fidanlar, yanlış işlemler yapmış olduğumuz fidanlar, istediğimiz gelişimi o yüzden bir türlü sağlayamadık dostlarım. Bunun dışında diğer bir maddemiz kaçıncı maddede olduğumu unuttum. Diğer bir maddemiz eğer ki toprağınız kireçli bir topraksa, aynı zamanda yumuşak bir toprak değilse, sert bir topraksa bu toprağı yumuşatmamız gerekiyor dostlarım işte. Burası önemli bir nokta. Toprağın yumuşak olması lazım ağacın fidanın güzel hareket edebilmesi için bu toprağın yumuşak bir şekilde olması gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Vitamin verirken gübre verirken kesinlikle holderimizin içerisinde hümik asit olacak dostlarım. Bakın toprağın havalanmasını sağlayacak. Toprağı kum gibi yapacak. Böyle toprağın hareketlenmesini, oksijeni daha fazla almasını, içerisindeki vitamin ve minerallerin daha yaygın ve daha güzel bir şekilde köklere gidebilmesi için gübremizin içerisinde hümik asit bulunmasına dikkat edeceğiz. Bu da önemli bir nokta. Şimdi gelelim diğer bir konumuz olan gübreleme işlemine. Şimdi burada gübrelemede dediğim gibi ana gübremiz olan köklendirme gübresini verdikten sonra asıl yapacak olduğumuz bu daha derin gübreleme, ağır gübreleme dediğimiz işlemde ne yapacağız? NPK 318 olarak adlandırmış olduğumuz NPK gübremizi koyacağız. Onun dışında neyi koyacağız? Demirimizi koyacağız. Bakın şeftalinin yaprakları sararıyorsa zaten bilin ki demir eksikliği vardır. Demiri sever. Hele ki toprağınızda çok aşırı bir şekilde demir yoksa yine demiri koymanız gerekiyor. Hümük asiti koyacağız içerisine. Peki onun dışında ne koyacağız? Kimileri eser miktarda çok fazla değil. suluk kükürt koyanlar var. Bundan da bilginiz olsun. Kimisi koyuyor kimisi koymuyor. Artık bu sizin risk alma durumunuza göre değişebilir. Sizin tercihinize kalmış. Klorlu ve klorsuz olarak adlandırılıyor. NPK gübreleri. Bundan da ilk defa duyanlar da olabilir. Bunlar da fiyatına göre değişiyor. Klorlu'nun fiyatı 500 ise sallıyorum örnek olarak. Klorsuz'un fiyatı 800 TL oluyor. Yani arada bir 300, 200, 400 gibi bazı durumlara göre değişiyor. Fiyat farkı oluyor. Bunu da sürekli almak gerçekten zor. Çiftçiyi zorlayan bir durum. Gübre fiyatları zaten aşikar. Bu konuyu çok çok değerlendirmemize gerek yok. Her şey göründüğü gibi. Bunun üstesinden gelmek için de bizim kanalımızda yer alan diğer bir videoda Zagara Bianca limonlarında güçlü gübreleme nasıl yapılır diye bir videomuz vardı. O videoda biz detaylı bir şekilde bu NPK'yı daha ucuz bir şekilde nasıl elde edebiliriz? Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bununla alakalı yapmış olduğumuz uygulamayı sizlere aktardık. Bunu burada tekrar anlatmamayı düşünüyorum. Eğer merak edenler varsa, uygulamayı düşünenler varsa o videomuzu bulup o videodan nasıl daha ucuz NPK elde edebiliriz? 318'i mutlaka alıyoruz bu arada ama daha az kullanıp hayvan gübreleriyle bunu destekliyoruz. Bu şekilde daha ucuz bir NPK elde etmiş oluyoruz dostlarım. Evet. Buradaki bu demir vitaminimizi söyledik. Diğer uygulamaları söyledik. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu şekilde yapacağız. Diğer ve son bir uygulamamız dostlarım. Yapraktan gübreleme. Bakın burası da önemli. Şimdi zaten fidanlar küçük olduğu için tulumba yardımıyla uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Burada bu zehirin içerisine yapraktan yaprak gübresi de koyuluyor. Ancak bunu çok tercih etmiyorlar. Çünkü çok faydalı olduğu söylenmiyor. Yaprak gübresinin ayrı olarak vurulmasının daha faydalı olacağı söyleniyor. Bunun neticesinde bu yaprak gübresini ayrı olarak şöyle iki haftada bir uygularsanız fidanlarınız daha canlı daha güzel olacaktır dostlarım. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Yaprak gübresi olarak ne verebiliriz derseniz şu anda revanşta olan çok ünlü olan deniz yosunu gübresi var. Genelde onu tavsiye ediyorlar. Veyahut da başka gübreler de olur. Elinizdeki gübrelere göre kendiniz bunu araştırıp değişik versiyonlarını tespit edebilirsiniz dostlarım. Evet bu çalışmaları bu uygulamaları fidanlarınızda yaparsanız istediğiniz sonucu elde edersiniz. Fidanlarınız çok güzel gelişir. Çok güzel atak yapar. Burada en en ama en önemli konu ilaçlama konusu. Haftada bir ilaçlayacaksınız yoksa eğer ki böcek geliyorsa başından şöyle salladığınız zaman örnek olarak göstereyim bir tanesini. Şu şekilde fidanı salladığınız zaman başından çok fazla böcek kalkıyorsa dostlarım bilin ki bu iş olmayacak demektir. O böcekler yeni sürgünleri yiyor ve fidanın gelişmesine engel oluyor dostlarım. Bunu da bu şekilde sizlere ifade etmiş olalım. Bizim yapmış olduğumuz yanlış uygulamalar vardı. Onlardan ders çıkardık. Bu dersi de sizlere aktarmaya çalıştık. Doğrudur, yanlıştır. Belki sizin daha değişik tecrübeleriniz vardır. Öyle bir durum varsa onlar yorumlarda belirtin. İletişim halinde kanalım. Durumumuz son yapmış olduğumuz uygulamalar bu şekilde dostlarım. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.